CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, Balıkesir'in bitmeyen yollarını için AK Parti iktidarını Sayıştay raporlarına yansıyan Karayolları Genel Müdürlüğü, KGM'nin şirketlere yapacağı 179 milyar lira garanti ödemesi ile eleştirdi. Sayıştay'ın 2020 yılı KGM raporuna göre yap işlet devret projeleri kapsamında yüklenici firmalara yaptığı ve yapmayı öngördüğü garanti ödemelerinin toplam tutarları ortaya çıkmıştı. 2020 yılında yapılan toplam ödeme tutarı 1 milyar 741 milyon dolar ve 35 milyon 788 bin euroyu bulduğu 6 otoyol projesi için şirketlere 179 milyar lira garanti ödemesi yapılacak. CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada Sayıştay'ın ortaya koyduğu rakamlara dikkat çekerek, Balıkesir'in Dursunbey, Savaştepe, Kepsut ilçelerinin yıllardır bitirilemeyen yollarına işaret etti. Tamam, Sayın Başkanım çok teşekkürler. Sayın Başkan, yap işte devret kapsamında sadece 2020 yılında 6 otoyol projesi için şirketlere 1 milyar 741 milyon dolar ve 35 milyon 788 bin avro ödeyen Karayolları şirketlere daha 179 milyar lira garanti ödemesi yapacak. Bu ödemeler yapılırken de 2012'de başlayan ve proje bedeli 430 milyon lira olan Balıkesir-Dursunbey bölünmüş yolu daha bitmedi. 2015'te başlayan ve proje bedeli 54 milyon lira olan Balıkesir-Savaştepe bölünmüş yolu daha bitmedi. Vatandaşın parası geçse de geçmese de oluk oluk yandaş şirketlere akıtılırken Balıkesir'imizde AK Parti iktidarının söz verip de bitirmediği yollar vatandaşımızı mağdur etmeye devam ediyor. Buradan iktidarı uyarıyorum. Dolar ve avrolarla beslediğiniz yandaşları unutun. Ama vaatlerle oy alıp söz verdiğiniz Balıkesir'le hem